Herkese yeniden merhabalar. Yepyeni bir okuma vloguyla, anlık yorumlarla demek isterseniz onunla karşınızdayım. Bugünkü kitabımız Adına Çağır Beni. Çünkü sürekli beni Adına Çağır mı, Adına Çağır mı, beni mi karıştırıyorum. Neyse, çok övülen bir LGBT temalı kitap. O yüzden ben de dedim ki artık okuyayım. Tahminen bu kitabı 2 günde bitiririm. Çünkü çok fazla okumaya vakit ayıramıyorum bu aralar. Emin değilim ama şimdi okumaya başlıyorum. Bu gece en azından 100 sayfa okumak gibi bir planım var. Bakalım başarabilecek miyim? Çok fazla uzatmıyorum giriş kısmını. Hemen kitap okumaya geçiyorum. 50'de veya 100'de ya da yarın ne zaman isterse görüşürüz. Hoşçakalın. Selamlar. Sayfa 20 güncellemesi çekiyorum. Kitap garip bir şekilde sanatsal yazılmış. Yani şu an garip sadece. Çünkü bir aralarda böyle Shakespeare'imsi şeyler yazıyor. Ve tamamıyla hikayenin gidişatından kopuk bir şekilde bence. Bilmiyorum. Bakalım. İlerleyen zamanlarda alışabilirim. Ama alışmazsam kitabı sevmeyebilirim. Okumaya devam ediyorum. Selamlar. 100 sayfa okuyacaktım ama şu anda 60'a geldim. Ve yarın sabah 6.30'da kalkıp hastaneye gideceğimiz için şimdi yatmam gerekiyor. Belki ben 100'e kadar gelmeyeceğim ama böyle bir 5-10 sayfa falan daha okumak istiyorum açıkçası. Beklediğimden daha yavaş gidiyor. Şu an kitap çok akmıyor. Bayağı zorlanıyorum okurken ve çok da bir şey anlayamadım henüz. Sadece bilmiyorum. Beklediğimden daha fazla cinsel sahne var ya. Ben kitabın içerisinde cinsellik olduğunu bilmiyordum ama bayağı açık seçik sahnelerde bile düşünceler var. O yüzden birazcık şaşırdım şu anlık. Bakalım nereye gidecek, ne olacak bilmiyorum. Umarım hoşuma giden, sevdiğim bir kitap olur. Hep birlikte göreceğiz. Yarın sabah tekrar bir güncelleme çekerim herhalde. Yarına bitiririm ama büyük ihtimalle. Yani 236 sayfa mı ne kitap bakıyorum. Pardon, 246 sayfa. 250 diyelim. Yani kesin bitiririm bunu. Hep birlikte göreceğiz. Sevecek miyim, sevmeyecek miyim? Selamlar. Hasan'dan geldik. Şu an saat 10.30-11 civarı bir şey. Ben kitabı okumaya tekrar başlıyorum ama bugün böyle sahafa falan gideceğim. O yüzden akşama kadar önce bitiririm diye düşünüyorum ama gün içerisinde bitirmek gibi bir planım var. Her ne kadar yavaş okunan bir kitap olsa da. Çünkü herkes çok seviyor ve neden sevdiklerini şu an anlayabilmiş değilim. Anlamak istiyorum. O yüzden en azından sahafa gitmeden önce 100'e gelmeyi başarmak istiyorum. Bakalım başarabilecek miyim? Selamlar. Şu an kendime kahve yapıyorum ve araya bir güncelleme katmak istedim. Şöyle tutmam lazım. Şu an saat yine gece yarısı 12.30 ve ben kitaptan çok okumadım. Hatta hiç okumadım. En son hatırlıyorsanız demiştim ki 100'e kadar okuyacağım. Okumaya başladım ve 5 sayfa sonra falan uyuyakaldım. Kendimi tebrik ediyorum. Ondan sonra bazı şeyler oldu. Şimdi hiç burada anlatmakla uğraşamayacağım. O şeylerle uğraştım ve eve yine geç geldim. Ve okumaya başladım. Şu an 90'a geldim. Ama 90'a birazcık geçtim galiba. O civarlarda bir yerlerdeyim açıkçası. Şimdi kendime kahve yapıyorum çünkü uykum geldi. Ama uyumayıp kitabı bitirmeye kararlıyım. İnşallah başarabileceğim. Bakalım hep birlikte göreceğiz başarabilecek miyim. Gece boyunca güncellemelerim devam edecek. Takipte kalın. Herkese günaydın. Yeni uyandım gibi. Sabah uyandım. Kitap kurduğundan dün annemler bana sipariş vermişti. Doğum günü hediyesi olarak ama onunla alakalı bir sıkıntı çekti. Parayı çekmişler mi sipariş görmüyor falan filan. Onunla uğraştım şimdi. Kitap okumaya devam ediyorum. Sonra dün akşam bitirecektim. 2 tane kahve içtim. 2 tane ve uyuyakaldım. Ve şu an 120 civarındayım. Son 100 sayfam kaldı diyebiliriz. 120 sayfa falan kaldı ama az kaldı bence. Bugün kesinlikle bitireceğim. %100 bitireceğim. Çünkü bugün hiçbir işim yok ve artık evden çıkmak istemiyorum. Gerçekten kaç gündür sürekli dışarıdayım ve çok sıkıldım dışarı çıkmaktan. Evimde oturmak istiyorum. Gerçekten evimde oturmak istiyorum. Neyse daha fazla uzatmıyorum. Ben hemen kitabı okuyacağım. Düşüncelerimi de kısaca söyleyeyim. Birazcık daha okunulabilir olmaya başladı. Yani sıkıcılıktan birazcık daha ayrıldı. Ama neden herkesin bu kadar çok sevdiğini anlayabilmiş değilim henüz. Kitabın erotik olmasını beklemediğim için bana şu an içindeki çok erotik sahneler ilginç geliyor ve ilk defa böyle bir erotizm okuduğum için ilginç geliyor yani diyebileceğim başka bir şey yok. Ama dediğim gibi birazcık daha olaylar olmaya başladığı için okunası bir hal aldı. Sonuna doğru daha iyileşecekmiş gibi hissediyorum. Umarım iyileşir. Bakalım. Okuyup göreceğim. Daha fazla uzatmayayım ben okumaya döneyim. Görüşürüz. Kitapta altını çizmek istediğim yerler oluyor. Çünkü baya sanatsal bir kitap ve aralarda çok güzel paragraflar var. Ve ne zaman bir şeyin altını çizmek istesem o paragraf veya cümle altını çizmek istemediğim bir şeyle bitiyor. Yani mesela şu an çok böyle tam bir sayfanın yarısının altını çizerim diye düşündüm ve şöyle bitti.
Onunla ilk değil ikinci kez öpüştüğüm ve tükürüğümü ağzına soktuğum, çünkü onun tükürüğünün ağzıma girmesini deli gibi istediğim o sabahı hatırlasın istiyordum. Şimdi ben bu cümleyi çizmek istemiyorum. Ama bu cümleyi çizmezsem diğer paragrafın hiçbir manası kalmıyor. Ya bu yüzden çok zor durumlar yaşıyorum açıkçası kitabı okurken. Çünkü sürekli böyle şeyler var ve bu sürekli beni güldürüyor. Çünkü yani kitapta böyle şeyler okumak beni çok güldürüyor. Yani aralarda böyle al beni falan, parçala beni tarzı şeyler de var. Ve gerçekten tam böyle ciddiyetle odaklanmış olduğum bir anda çocuğun aklından al beni geçirmesi nedense bana komik geliyor. Çünkü kitap baya baya sanatsal bir kitap. Ve genellikle hiçbir şey anlamadan okuyormuş gibi hissediyorum. Ama aralara böyle şeyler serpiştirilmesi bilmiyorum. Benim komiğime gitti açıkçası. Okumaya devam ediyorum. Ay gerçekten ne yapacağım bilmiyorum. Okumaya devam ediyorum. Mesela şurada da bir tane şey okuyacağım size şimdi. Nerede? İlgili bir şey söylemekten kaçındığımı bildiğini, bildiğimi bildiğinden ve bizi birbirimize uzak tuttuğu yolunda. Yani neden böyle cümleler yazmış anlamadım. Ama okumaya devam ediyorum. Bu kitabı bitireceğim. Çünkü yarın bırakırsam bir daha geri dönmem. Ve son nedense güzel olacakmış gibi hissediyorum. Ama bu kitap kesinlikle benim için 5 puanlık bir kitap değil maalesef. Birçok arkadaşım kitabı çok seviyor. Neden olduğunu bilmiyorum. Ve birçok insan benim okuduğum erotik kitapları eleştirirken bu kitabı çok çok sevmeleri bana birazcık 200'lük gibi geliyor. Çünkü kitap içerisinde evet çok güzel şeyler de yazıyor. Böyle çok güzel duyguları safça anlatmış falan filan ama kitap erotizm dolu yani. Ve benim okuduğum kitaplara laf edip bu kitabı seviyor olmaları 200'lük, başka bir şey diyemiyorum. Neyse okumaya devam ediyorum. Görüşürüz. Selamlar. Şu an bildiğiniz kitabı okumamak için beynim benimle savaşıyor. Ama ben galip geleceğim ve kitabı bitireceğim. Allah'ım neden bilmiyorum. Yani şimdi bir kere ya koptum ya. Bir kere kitaptan koptum ya geri dönemiyorum. Ya bağlanamıyorum ve okuduğum her satır o kadar çok darlıyor ki beni. Öyle anlatamam size gerçekten. Şöyle acaba bir sonraki sayfada ne olacak diyemiyorum. Dedirtmiyor bana kitap. Yani bilmiyorum. Bilemiyorum. Okumaya devam ediyorum. Yeniden merhabalar. Kitapta 130 civarındayım hala. Çok okumadım. Yarın bırakmaya karar verdim. Çünkü kendimi zorladıkça ben biliyorum daha da kötü duruma geleceğim ve hiç okumayacağım. O yüzden Elveda adını çağır beni. Şimdilik seni bir köşeye bırakıyorum. Son 100 sayfam dedi. 120 sayfam geldi kaldı. Yarıdayım. O yüzden ne yapayım? Kısmet değilmiş maalesef. Bunu da okuma vlogu olarak yükleyeceğim tabii ki. O kadar çektim. Şimdi kafamı açacak. Beni kendime getirecek. Acayip sürükleyici bir şeye ihtiyacım var. Büyük ihtimalle onu da okuma vlogunu çekeceğim. Bakalım. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Pek bir şey yapmadım. Ama olsun. Belki hoşunuza gider. Belki keyif alırsınız. Beni izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.